1985, 44. Toponim, yer adı, yer adlandırımı, ÇN. 211 Tekvin, 22.14, bence yanlışlıkla bunu Yehova Jire, Rab tedarik edecek, gibi izah ediyorlar, halbuki Yehova Jire, Yehova, Tanrı, yeri anlamındadır. 212 Asoğlu, 2005, 151, Antik Çağ yazarları Abar adlı bilgeden söz ederler. Bu bilge de Hiperboreal'ı olup, doğudan Yunan eline gelmişti. Sakatürk adı. Abar, Samilerde Abarum, Abram biçimini almış olabilir. Gedebey'deki emir toponiminden bahseden Ali Aliyev. Türkiye'deki Yörüklerin içindeki emir ve Kaşgarlı Mahmud'un. Oğuz boyu olarak verdiği Eymur boy adını Reşidüddin'in İmur biçiminde verdiğini yazıyor. 214. Ve de Korkut boylarında adı geçen Emran, Ellüktisiye. Hürre, Arap hilafetine karşı mücadele eden Hürrem'i liderlerinden. İmran adıyla bağlantılıdır. İmran adını Arapça ya da daha çok Sami kökenli olarak verirler. Fakat Kuteli döneminde onlara en yakın Sami kavimleri Akatlar idi ve bu isim Akatça değil. Sadece Akatça'ya uygun biçimde yazılmış ve belki Kut çağından çok sonra Sami dillerine geçmiştir. Oğuz boyu İmre ve Türkmen boyu İmreli, eski Türk sözleri. İmre, sev, İmren, sevin ve İmrem, toplum, halk, Yunus İmre. Adında olduğu gibi, Emran, İmran, İbran adlarının Türk kökenli olduğunu gösteriyor. 215 M. Horenatsi'nin Kantura'nın oğlu olarak verdiği Emran, Yemran ve Biblia'da Zemran adı da dikkat çekicidir. İmran adı gibi, İbrahim'in şeceresine ait olmayan iki şahıs. Adını daha hatırlayalım. Sümer mitolojisinde Dağlar Beyi, Ası, Sumukan adı ile aynı soneki alan Memukan adına Biblia'da rastlanabilir. Burada denildiğine göre, Sus şehrinde Ahasveroş'un, Artaxerxes sarayında krala yakın olan Mada beylerinden Memukan. Ama krala, kadınların aile içinde erkeklerin sözünden çıkmaması konusunda bir ferman yayınlaması teklifinde bulunur. 216. Tufandan önce İdem'in oğlu Şis'in, Şit sülalesinde adı. Geçen 10 hükümdardan ikincisinin Alparos diye adlandırılması da ilginçtir. 217 bu ad Alparus şeklinde okunabilirse de, herhalde, Yunanca söz bileşeni, Ose dikkate alındığında Alper adı ortaya çıkar. Elbette bu Alper, Turan, Saka, hükümdarı Alper Tunga. Efrasiyab değil, ondan daha eski tarihte yaşamış bir adaşıdır. Bakara suresi 33, Ali İmran suresi 35, İbni el-Cesir'e göre Kur'an'daki İmran, Tevrat'ta Musa'nın babası olup, adı Amran biçiminde verilir. 214 Aliyev 1974, 97-98. 215 Taberi, İbranice Amere adının, Araplarda İmran olduğunu yazıyor, Taberi 2. 634, ancak Güney Kafkas'ta yaygın olan Amiran, Gürcü, Emren İmran, Türk adının Sami kökenli olduğu görüşü kuşku uyandırıyor. M. Seyidov, Emren, İmran adı üzerinde geniş bir araştırma yapmıştır. El Tanrıverdi de bu adların incelendiği birçok kaynak göstermiştir. Tanrıverdi, 1999, 88, 89. Bu ad Alp Aruz şeklinde okunabilirse de, herhalde, Yunanca söz bileşeni, Ose dikkate alındığında Alper adı ortaya çıkar. Elbette bu Alper, Turan, Saka, hükümdarı Alper Tunga. Efrasiyab değil, ondan daha eski tarihte yaşamış bir adaşıdır. İbrahim'in şeceresinde geçen isimleri iki bölüme ayırabiliriz. Nuh'tan İbrahim'e kadar ve İbrahim'den sonrakiler. Daha önce belirtildiği gibi, İbrahim'in ataları sıralamasında Arpakşad, Pelek, Argu, Saruk, Terah, Azer adları var. Arpakşad İbrahim'in 7. kuşaktan dedesiydi. 218 Biblia geleneği İbrahim İsam. Oğullarından başlayarak Tufan'dan 2 yıl sonra doğan Arpakşad'ın soyuna bağlar. 219. Biblia'da Sam oğulları şeceresinde Elam, Asur ve Aram. Arpakşad'ın kardeşleri olup, Elam, Asur, Aramey halkların ilk atası, soy babasıdır. Peki, bu soy babalarının arasında bulunan Arpakşad hangi halkın atasıdır? Bu sorunun cevabını, Arpakşad adının hangi dile ait olduğunda ve bu kelimenin semantinde aramak gerekir. Arpakşad adının Erbekşad biçiminde morfolojik kuruluşu, eski Türk antroponiminde yaygın kullanım alanı bulan Börüşad, Elşad, Türkşad, Tuşad gibi isimlerden farksızdır. Arpakşad adı ile biçimsel yönden aynı özelliklere sahip olduğu gözden kaçmayan Geymer Elbeyi Sandakşater, Sandakşador adı, Meo 7. Asır ile eski Güney Azerbaycan'da ve iki çay arasında kaydedilen Firişad, Purişad adları, Meo 9 ve V asır da dikkat çekicidir. 220. Buhara bölgesini idare eden Tuşad adlı Türk beyinin 739'da Ebul Ferek, Il 70. 218 Arpakşad oğulları, Şelah, Sala, Şelah'ın oğlu Eber, Eber'in iki oğlu Pelek,
Çünkü onun zamanında kıtalar bölündü ve yoktan tekvin 12-24, 219 tekvin 11. 10 ve 20. 22. güya onun kardeşleri de Elam, Asur, Lud ve Aram diye isimlendiriliyordu. Görüldüğü gibi burada şahıs adı değil, halk ülke adları yansıtılmıştır. Özgün metinde patriarh, patriark, kavim veya boyların neslinden geldiklerine inandıkları ilk ata, soy babası, soy atası, genetik ata anlamlara geldiği gibi önder, antik kahraman, dini önder ve benzeri anlamlar verecek biçimde de metinde kullanılmaktadır. ÇN, antroponim, şahs adı, onomastikanın bir kolu. ÇN, 220 Asoğlu, 9 Bitik, 3 Bitik, Küçük Beylikler Bölümü, Kızılbut Beyli. Öldüğü biliniyor, 221 Arpakşad adındaki ek, Şad, Türk deginlerine verilen sandır. İsmin kendisi ise Arbak, Erbek, biçiminde Dicle havzasında ve Güney Azerbaycan'da eski çağlarda sıkça kullanılırdı. Uzmanlar Asur yazılarında adı geçen Arbak bölge ve şehir, Dını, Dicle ile birleşen Bohtan nehrinden güneyde şimdiki Avrah, Evrak adı ile eşleştirirler. İlginçtir ki, Asurlar aynı şehre hücum ederken yakınlarındaki Dirgu, Tirku ülkesinin Pidar, Padar şehrinden geçmişlerdi, 222. Daha önce belirtildiği gibi, Arbak daha çok şahıs adı olarak kullanılmıştır. Hay tarihçisi M. Horenatsi'nin ve asır yazdığına göre Haylarda ilk hükümdar olarak kabul edilen Sakaoğlu, Parur'u tayin eden Madaçarı Arbok'tu. Yazarın belirttiği diğer bir hususta doğudan gelenlerin hükümdara Arbok Çembakur demeleridir. 223 Herodot'un kaleme aldığı Sakaların neslini gösteren bir şecerede Targitay'ın bir oğlu da Arpoksais, Erbekçe adını taşır. Göründüğü gibi, Biblia'da direkt olarak söylenmese de, Arpakşad'ın kardeşleri Elam, Asur, Aramey halkların atası olarak gösteriliyor. Aynı durumu Arpakşad'a uyarladığımızda, onu da Dicle Yurmu havzasındaki Türklerin atası saymamız gerekir. Ebu'l-Ferec'e göre, İbranilerin boy ismi Arpakşad'ın torunu Eber'in adından gelmiştir. Yazar, bazılarının İbrani kelimesinin İbrahim'in adından kaynaklandığı görüşüne de yer verir. 224 Eber, İmpeleg ve Yoktan isimli iki oğlu doğar. Tevrat'ta şöyle yazılmıştır: Eber'in iki oğlu oldu, birinin adı Peleg idi çünkü onun zamanında yeryüzü yeniden bölündü, kardeşinin adı Yoktan idi. Eber'in adını Abir şeklinde veren Taberi şunları yazmıştır: Abir'in iki oğlundan birinin adı Faleg, Paleg idi. Faleg'in Arapça karşılığı Kasım, bölendir. Bu adı alması, yeryüzünün onun hakimiyeti döneminde bölünmesi ve dillerin birbiriyle karışıp kollara ayrılması ile ilgiliydi. 226 Taberi gibi Ebu'l-Ferec de Biblia geleneğini tekrar ederek Peleg'in zamanında dünyanın Türk ve Bulgarların da dahil olduğunu Hoğulları arasında yeniden bölündüğünü yazar. 227 görüldüğü üzere Yafes oğullarının yeni topraklara yayılması böyle yansıtılmış, ancak onlar Sam oğulları ile karışık olarak verilmiştir. Yalnız bir gerçeklik var ki o da Peleg adının Türkçe böl kökünden gelen bölgül bölük, bölek sözcüklerindeki anlamı taşıyor olmasıdır. Melkan yahut Halkiya'nın oğlu ve Faleg'in torunu kabul edilen Hızır peygamberi de İbrahim'in soyundan sayan Taberi, onun asıl adının Urmiya veya Belya olduğunu yazar. 228 buradaki Melkan ve Urmiya isimleri de dikkat çeker. İbni Elisir, Peleg'in oğlunun adını Argu, onun da oğlunun adını Saruk şeklinde verir. 229 buradaki Argu adı Kaşgarlı Mahmud'un kaydetti Argu Türkleri olarak dikkati çekiyor. Daha önce Ağrı, Ebu'l-Ferec, I. 47-76, 225 Tekvin, 10. 25. 226 Taberi, I. 270, Arapçada P harfi olmadığından Peleg adı Feleg olarak yazılmıştır. 227 Ebu'l-Ferec, I. 75, Saka el-Beyi Palak, M.2 asır da buna benzer bir isim taşıyordu. Fakat onun adı, bölük anlamında değil, Balak veya M. Kaşgari'nin kaydettiği Belek, Arman anlamındaydı. M.K. 386, 20, 406, 9, 228 Taberi, 2, 512-515, 229 İbni Elisir, 67, Taberi de bu isimlerin Argu ve Saruk biçimlerini verir. Fakat Argu adını Ragav, Reu, Ergu, Argua şeklinde verenler de vardır. Şecerede İbrahim'in kardeşi ve amcası Aran adını taşıyor. Bu ad hem etnonim hem de toponim olarak kullanılmıştır. Yakut, Elhemevi müşterek yer adlarından bahsederken Azerbaycan'da ki Aran olduğunu belirtir. Aran adı 3 yerde vardır. Birincisi, Azerbaycan'la Ermeniye arasındaki meşhur bölgedir. Beylegam ve Gence onun meşhur şehirlerindendir. İkincisi, Gezvin nahiyesindeki
meşhur kaledir. Üçüncüsü, meşhur bir şehir olan Harran'ın adıdır, 231. Harran bugünkü Türkiye ile Suriye sınırında, Urfa şehri. Yakınlarındaki tarihi bir şehirdir. Ebu'l-Ferec'e göre, bazı kaynaklarda, şecereden adı çıkarılan Kaynan, Arpakşad'ın oğlu, sihirbazlık ve müneccimlik sanatını ilk icat eden kişiydi. Oğlu, Harran'ın adını vererek bu şehri oluşturmuştu, 232-184 yılında. Harran'da bulunan Seyyah İbni Cübeyr, şehrin o günkü durumunun ayrıntılı bir tasvirini verirken, bu şehrin şan ve şöhreti, Tamız İbrahim aleyhisselamla geçmişten gelen bağı dolayısıyladır, diye belirtir. 233 bazı İslam kaynaklarında İbrahim'in babası Azer'in Aranlı, Harranlı olduğu yazılıdır. 234 bu nedenle de Harran adını daha ayrıntılı incelemek gerekiyor. Asur kaynaklarına göre Hemedan'ın yukarı bölgelerinde adı Erenziyaş ve Aranziyaş olarak bilinen yerleşim yerleri vardı. Ancak bu adlardaki Eren ve Erenci ile olan biçim benzerlik, Babil Sesli Kütüphane, daha fazla içerik görmek ister misiniz? Babil Sesli Kütüphane'ye abone olarak ve beğendiğiniz içeriklere yorum yaparak bize destek olabilirsiniz. Başçı anlamındaki Eren sözcüğüyle değil, maalesef kışlak anlamlı Aran sözcüğüyle bağlantılıdır. Çünkü Yagut el-Hamevi, Ebu Dülaf gibi ortaçağ yazarları bu arazide hayli Aran, Aranlı, Arancı gibi toponimleri kaydetmişlerdir. Türkmen ve Karakalpaklılar içinde ise Arançı boyları vardı. Bu bakımdan Erenziyaş, Aranziyaş bölge adında etnografik anlamlı Arancı etnonimi olduğunu düşünmek mümkündür. Bazen Araziyaş, Araziyaş, adı Aranzeş ve Erenziyaş biçiminde verilen başka bir bölgenin adı ile karıştırılmış olarak verilir. 235 ancak Araziyaz ile Erenziyaş adları aynı belgede, 744'te birlikte anılıyor ve 737'de Asur kaynağı bu bölgeleri doğudan batıya şöyle sıralıyor. Erenziyaş, Kişesu, Araziyaş. Böylece Kişesu'nun komşu bölgeleri olarak birlikte verildiğinden Erenziyaş ve Aranziyaş'ın ayrı ayrı yer isimleri olduğu ortaya çıkıyor. Ataniyazov, 1988, 104. Patronim, ata soyunu esas alan adlandırma, ataerkil adlandırma. ÇN, 231 Eliyeva, 1999, 185. 232 Ebu'l-Ferec, IL 74. 233 İbni Cübeyr, 174. 234 Hacı Sabir Hasanlı'nın yazdığına göre Azer, Harran'da başlayan kuraklık yüzünden Nemrut'un yaşadığı yere, Kufe şehrine gelmiştir. Bazıları da Azer'in Kufe'nin yakınlarındaki Savat köyünden olduğunu belirtmişlerdir. Hesamlı, 2001-81. Dülaf gibi Orta Çağ yazarları bu arazide hayli Aran, Aranlı, Arancı gibi toponimleri kaydetmişlerdir. Türkmen ve Karakalpaklılar içinde ise Arançı boyları vardı. Bu bakımdan Erenziyaş, Aranziyaş bölge adında etnografik anlamlı Arancı etnonimi olduğunu düşünmek mümkündür. Bazen Araziyaş, Araziyaş, adı Aranzeş ve Erenziyaş biçiminde verilen başka bir bölgenin adı ile karıştırılmış olarak verilir. 235 ancak Araziyaz ile Erenziyaş adları aynı belgede, 744'te birlikte anılıyor ve 737'de Asur kaynağı bu bölgeleri doğudan batıya şöyle sıralıyor. Erenziyaş, Kişesu, Araziyaş. Böylece Kişesu'nun komşu bölgeleri olarak birlikte verildiğinden Erenziyaş ve Aranziyaş'ın ayrı ayrı yer isimleri olduğu ortaya çıkıyor. 236. Aynı döneme ait Asur ve Mada ülkelerinde ortaya çıkan masalımsı bir olaydan bahseden Yahudilerin Tovit kitabında yazdığına göre Tovit, oğlunu Azari adını alan bir meleğin gözetiminde
Madaeli'nin Hemedan, Ekbatan şehrine orada yaşayan, akrabası sarayı bulması için gönderir, 237 burada dikkati çeken, nokta Sara'nın Hemedan'da yaşaması ve Tanrı'nın gönderdi. Refail adlı meleğin yeryüzünde Azare adını taşıyarak Tovit'in oğluna yardım etmesidir. Onun Sara ile evlenmesi önerisini de aynı Azare yapıyor. Göründüğü gibi Meyo 8 asır kaynakları Güney Azerbaycan topraklarında Arançı boyunun adını kaydetmiş, sonraki kaynaklar da aynı yerde ve Kuzey Azerbaycan'da Aran toponimleri hakkında bilgi vermiştir. Hatta Kuzey Azerbaycan Aran ülkesi olarak tanınmıştır. Burada Aran boy adının Arançı boy adından farklı olarak Eren anlamına geldiğini de belirtmek gerekir. Alban tarihçisi M. Kalankatlı, Alban ülkesine hükümdar tayin edilen Aran'ın Yafes soyundan olan Sisag'ın neslinden geldiğini yazar. 238. Göründüğü gibi yazar Aran adını Yafes soyuna bağlıyor. Dolayısıyla Alban ülkesinin Aran olarak adlandırılmasını hükümdarın adıyla ilişkilendirir. Gerçekte ise Alban ve Aran adları eş anlamlı sözlerdir ve her ikisi Bahadır anlamında Alpyan, erken kelimeleridir. O Aran ülkesi hakkında Zahari Ritor, 6 asırda bilgi verir. Şöyle ki, Aran adının Türkler, özellikle Azerboyları ile ilgili olması şüphe götürmüyor. Bunu kaynaklarda kullanılan Aran sözü ve Aran adı açıkça gösteriyor. Aran şahıs ismi, I asırda Alban Aran Elbeyi, Aran Dağı, Aran Düzü, Aran Gala, Aran Köyü, Azerbaycan, Aran, Aranokutan, Aranobulak, Arantay, Mukgaran, Dağıst, Aranlar Tepesi, Arancı, Aranşı boyları, Türkmen, Karakalp, Aran, 3 asır Part yazısında Yunanca Alban adının karşılığı, Aranarot, Metsrank, Tosvaren, Haycı Aran toponimleri, Aranbad, Yazık Aran, Dorbent Aran, Azerb, 17 asır kayn, Aranis, Gürcistan, Aran, Rani Gürcü kaynaklarında, Aran ülkesi, Aran dili, 6 asır Suriye kaynağı, Zahari Ritor. Elbette ki, İslam kaynaklarının İbrahim ile ilgili olarak adını andı Aran, Haran şehri Azerbaycan'da değil, Musul Şam yolu üzerinde iki çay arasının kuzeyindeki Haran şehriydi. Fakat şunu da dikkate almalıyız, vaktiyle bu Haran şehri de Subar Türklerinin yaşadığı ve Sümergakat yazılarında adı geçen Subartu ülkesinde bulunuyordu. Taberi'nin yazdığına göre, İbrahim'in babası aslen Haran halkındandı ve kıtlık yüzünden karısı Nunan'ı dalıp Hörmüz Cere'de göç etmişti. 239 Ebul Ferek'te Harran şehrinin Arpakşad'ın soyundan olan Haran'ın adı verilerek kurulduğunu belirtir. 240 Arpakşad adının ise Türkçe bir ad olduğunu daha önce göstermiştik. Aran adı, Alban adının eş anlamlısı olsa da kökünde iki farklı anlam taşıyan Ar sözcüğü bulunur. Bu nedenle de Ar birleşimiyle yapılan iki farklı Aran sözcüğü ortaya çıkmıştır. Bunlardan biri Azerbaycan'da hayvancılığın ortaya çıktığı dönemlerde yayla ve kışla yaşamı ile birlikte oluşan eski etnografya kaynaklı coğrafi terimdir ve yaylak yeri olan dağlık bölgelerden havasının ılıman olmasıyla farklılık gösteren düz alanları, ovalıkları ifade eder. İkinci Aran kelimesi ise Sümer diline de vaktiyle Eren biçiminde geçmiş olan eski Ön Asya izoglosudur. Sonuç olarak Aran, kışlak ve Aran, Eren, sesteş kelimelerdir. İkinci Aran Alp kelimesinin eş anlamlısı olduğu için Aran, Erman ve Alban, Alban isimleri arasında anlamsal fark yaratmaz. Çünkü Alp Meren ve eski biçimi Albiyeri olan aynı manadaki sözler çift kullanımı gösteren örneklerdir. Bu nedenle de Alban, Bahadır sözü gibi Aran, Eren, Bahadır sözü de boy adına dönüşebilmiştir. Demek ki aynı sözlük anlama sahip etnonimden meydana gelen Aran ve Alban ülke isimleri birbirinden en fazla Azer dilinin çeşitli diyalekleri içindeki kullanım hızı sürecinde farklılık göstermiş koronimlerdir. Söylediklerimizi bir tablo halinde şöyle gösterebiliriz. Göründüğü gibi her bir ismin toponiminin izahına bireysel yaklaşım olmasaydı, kaynakların verdiği bilginin şerhinde yanlış ve çelişkili görüşlerin ortaya çıkması kaçınılmaz olurdu. Şöyle ki, Hay ve Azer ilimleri arasında onlarca yıldır devam eden tartışmanın sebebi coğrafi adın anlam içeriğini göz ardı etmelerinden kaynaklanmaktadır. Mehorenatsi I asırda liderinin Aran adını taşıdı. Alvan ülkesinin Borçalı sınırındaki Hunan Kalesi'nden Araz'a kadar uzandığını yazmıştır. 241 Yakut Emevi de Acemi yerliler dilinde Arran diye isimlendirilen geniş vilayetin Gence'den Beylegan'a Araz'a kadar olan araziyi kapladığını belirtir. 242 Bu bilgi belgelerin her ikisinde Alvan ve Aran horonimi Alban adıyla eş anlamlıdır. Bu nedenle de Albanya'nın Kürdan aşağıdaki
arazileri kaplayıp kaplamadığı konusunda birbiriyle çarpışan. Bilimciler boşuna tartışıyorlar, 243 aynı ülke yazılı kaynaklarda da. Aran ve Alban adı ile geçmiştir. 244. Geçmiş dönem yazarlarının Aran dili, Alban dili, Alvan ve Avan dili ifadelerinde ayrı ayrı diller değil, Azer dili göz önünde bulundurulur. Ayrı bir mana, Mada, Atropat, Bayat, Avşar dilleri olmadığı gibi ayrı ayrı Aran, Alban ve Avan dilleri de yoktur. Olsa olsa bu isimler altında Azer dilinin çeşitli diyaleklerinin yattığı söylenebilir. Aran'la birlikte Alban ismi üzerinde ayrıntılı olarak durmamızın amacı, Hazarlar gibi Albanların soyu da aşağıda detaylandıracağımız gibi İbrahim neslinden gelen Kedar'a bağlanmaktadır. Titullu bilimcilerden farklı olarak Aran adının açılımına Hamza Veli daha doğru yaklaşmış, Alpanoran adları içinde aynı anlamın yattığını belirtmiştir. Hamza Veli 32. 244 fakat sorun, yukarıda verilen toponimler arasında birinci Aran, kışlak kelimesinin değer almasıdır. Aran Dağı, Aranbad, Aran Horonimi, Aran Tepeleri gibi toponimler, Aran şahıs ismi, Aran dili ifadesi, Dorbet Aran, Mukgaran gibi birleşik adlandırmalar Er Aran boy ismi ile bağlantılı ise, Yazık Aran, Metsrank, Büyük Aran, Tosvaren, Düz Aran, Aran Düzü, Arançı Tepeleri gibi toponimler ve Arancı etnonimi, kışlak anlamlı Aran coğrafi terimi ile ilişkilidir. Alban ve Aran isimleri ile ilgili örnekler gözden geçirildiğinde, Alvan, Avan adlarının da Alban adından türediği ve Aran ile Alban adının aynı anlama geldikleri açıkça ortaya çıkar. Ayrıca, bu ülke adlandırmasının dördünün de aynı ülkenin adını ifade ettikleri anlaşılır. Musul'dan Şam'a giden yol üstünde ve bu yola yakın Urfa, Gaziantep, Halep bölgelerinde M.Ö. 2000 yıllara ait kaynaklarda yeteri kadar Türkçe yereyurt isimleri kayıtlıdır. Şöyle, Hig, Oğuz evi, Oğuz yurdu anlamında, Asur yazısında adı Bit, Agusi olarak verilen yer ismini uzmanlar bugünkü Kilis bölgesinde gösterirler, 245 günümüzdeki Oğuzeli ilçesi Kilis'in kuzeydoğusunda, Gaziantep şehrinin yakınlarındadır. Aynı Asur yazısı, buradaki Kumuk Beyliğinden de bahseder. Daha önce Haran şehrinin, Balık Çayı kenarında bulunduğunu ve bu çay isminin 3000 yıldan beri değişmediğini belirtmiştik. Habur nehrinin Fırat'la kavuşunda birleştiği yerde eski Hana Beyliği'nin Tirka isimli şehri vardı. 246 daha Yiğ asırda iki çay arasının kuzeyindeki birkaç boy birleşip Akat kralı Ulu Sargon'a hücum etmişti. Bu koalisyona iştirak eden Torki, Türk boyuna İlşunail, Elçunanil adlı elçi, hükümdar, liderlik yapıyordu. Böylece daha eski kaynaklarda Türk boy isimleri Turuk, Tirk, Torki, Tark ve Be adlarla kaydedilmiştir. Bunlardan en eski ve doğru olanı Turuk'tur, ancak eski yazılarda TRK sessiz harfleriyle verilen adlar çeşitli varyantlarla okunmuştur. Kur'an İbrahim'in babasının adını Azer olarak verse de, Biblia onu Terah ve Tareh şeklinde takdim eder. Bazı İslam kaynakları da bu okuyuşu tekrar eder. İbn-i Kasir bu adı Tarih, Tarih, Tarik, Ebul Ferek ise o adı Tar şeklinde verir. 247 Taberi şöyle yazar: Saruk 230 yıl yaşadı. O Nahur doğduğunda 30 yaşındaydı. Nahur'un Tarah isimli oğlu oldu. Tareh İbrahim'in ona salatkü selam olsun babasıdır. Tareh adını ona babası vermişti. Nemrut'un Yahi putlar hazinesini korumaya memur olarak tayin edildikten sonra Nemrut ona Azer adını verdi. Bir rivayete göre Azer İbrahim'in babasının adı değil, bir putun adıdır. Bu sözler Mücahid'den nakledilmektedir. Diğer rivayete göre Azer çok farklı bir Babil Sesli Kütüphane, daha fazla içerik görmek ister misiniz? Babil Sesli Kütüphane'ye abone olarak ve beğendiğiniz içeriklere yorum yaparak bize destek olabilirsiniz.
anlamda olup, putta görünen bir kusurdur. İslam kaynaklarında İbrahim'in babası Tarihin veya Azer, İn Harran, Aran halkına mensup olduğu ve Harran şehrini onun kardeşi olan Aran'ın kurduğu hakkında kayıtlar vardır. Böyle çelişkili yorumları bir kenara bırakıp, Tareh ve Azer isimlerinin kökenine dikkat çekmek daha faydalı olacaktır. Aran, boy adı ve Aran yer adının Eren kelimesinden kaynaklandığını ve onun Azer boylarına ait olduğunu daha önce belirtmiştik. Bakımdan, Tareh'in veya Terah'ın Turuk, Türk, Azer'in ise Azer etnonimi ile bağlılığı ortaya çıkıyor. 8. asırda İbni Kasir, İbni Kafer'e göre İbrahim'in babasının iki adı vardı veya bu adlardan biri onun lakabıydı diye yazmıştı. Biblia'da Azari, Azarya, Aser, Eliazar gibi adlar kullanılır. İsrail soyundan gelenler sırasında Azari, Azarya adları var. 250. Yakup'un oğluna Aser adı konulur ve bunun mutlu anlamı taşıdığı vurgulanır. 251. Azer adının Demeşkli Elazer'in adı ile ortaya çıktığını söyleyenler de vardır. Suriye'de Kur'an'ın ve hadislerin tanınmış bilicisi olan bir Arap yazarının Demeşk tarihi eserini temel alan ve Demeşk'i Doğu'nun cenneti diye isimlendiren İbni Cümeyr'i, buraya yakın olan Kasiun Dağı'nın eteğinde Barsa, Berde köyünde doğan İbrahim'i anasının aynı dağdaki mağarada sakladığını, buraya yakın olan başka bir köydeki mabette İbrahim'in babası Azer'in putlar yaptığını, İbrahim'in aynı putları burada kırdığını yazmaktadır. Azer isminin, Biblia'da bahsi geçen İbrahim'in Demeşkli, Şamlı, kölesi Eliezer'in yahut Elazer'in adından ortaya çıktığını söyleyenler vardır. Fakat kronolojiye bakıldığında Elazer'in, Azer öldükten sonra söz konusu edildiği görülür. 253 İbrahim, Sak'ı evlendirmek üzere soydaşlarından bir kızı bulup getirmesi için Elazer'i Haran'a gönderir. Elazer de Rebeka'yı Sak'a eş olarak getirir. Hatta Elazer ile Lazar isimlerinin aynı olduğunu ve bu ikinci adın daha sonra ortaya çıktığını söyleyenler de vardır. Sözde, bir insanın öldükten 4 gün sonra İsa Mesih tarafından diriltmesi olayı ile ilgili, Tanrı'nın yardım ettiği anlamındaki Elzir sözünden Nazar adı oluşmuştur. 254. Elizar adında Samice Eli, Allah sözünün bulunması olası bir durumdur. Aynı isimde Elingamerli gibi Eligazer sözünün bulunma ihtimali de mümkündür. Benzer bir durumdan da Zakari Kanakersi'nin Eligamerli soyuyla ilgili yazdıklarında görülür. Bayat boyunun Eligamerli, Eligamerli soyundan olan ve diğer Tanrı tanımaz, vicdansız Müslümanlardan farklı olan ve özünü sözünü bilen Apag adlı biri, ata binip Varşapat deresine gitti. 255 yeri gelmişken, burada Yafes'in oğlu Kamer'in Bayat boyu ile alakası da dikkati çeken önemli bir belgedir. Tevrat'ta Hazreti İbrahim'in kardeşinin oğlu Lut'un esir düştü. Savaştan bahsedilirken Elasar hükümdarı olan Arok'un Aryok, Aryok adı geçer. 256 elbette buradaki Elasar, Arok Bey'in ülkesinin Dıdır ve Tanrı Asar veya Asar ile anlamı taşımasından asılı olmayarak, toponimdeki Asar sözcüğü teonim Asar Azar veya etnonim Asar Azar olarak kullanılmıştır. Belki Azar ve Azari özel ismi, İbrahim peygamber döneminde Yahudiler içinde yaygınlaşmıştı. Daha M.E. 14 asırda bir Amuru kralı da Aziru diye adlandırılıyordu. Ehemeni döneminde Mısır'a göç ettirilen Kasbilerin kasabasında bir Kasbi ailesinden ev alan Anani, Yahudi olsa da babasının adı Azer idi. Eski Azer şehri hakkında Asur devletinin arşivi derlemesinin 5. cildinde verilen bilgi belgeye göre M.E. 8 asrın son bölümünde Asur çarı 2 Sargon, o zaman Arrapa diye adlandırılan şimdiki Kerkük bölgesinden Urmu Gölü'nün güneyindeki Mazamoa bölgesine giden yolun, Şah yolu, tamiri için emir vermişti. Emrin uygulanması ile ilgili bilgi veren şahıs, kitabenin sonunda şöyle yazıyor. Görüldüğü gibi, Şah yolunun güzergahı Arap Otanati, Thaliti Ozari şehir veya bölgelerinden geçiyor. Metni inceleyen araştırmacılar Azari şehrini Mazamoa bölgesinde olduğu kanısına varıyorlar. Bu bölgenin tarihinden de anlaşılacağı gibi, bir zamanlar burada Kut, Lulu, Turuk, Türk, Zengi ve Kuman isimli boylar yaşıyordu. 259 kitabenin yazıldığı devirde aynı bölge Mana Devleti'nin merkezindeydi. Bu nedenle de, şimdiki Kerkük ile Urmu Gölü arasında yer alan Azari şehri veya kalesinin Azer boy adı ile anılması doğaldı. Bu bakımdan aynı devirlerde kaleme alınan Tevrat'ta belirli geleneklerle bağlantılı olarak Azer etnonimin İn Azer şahıs adı gibi kullanılması da doğaldı. 260 İbrahim peygamberin babasının adını Azer olarak veren Kur'an'da aynı gerçekliği sergilemektedir. Verilen Asur kaynağındaki belgeden belli olduğu gibi Kerkük'ten
Urmu Gölü'ne giden yol Meyo 8 asırda Azer isimli şehirden geçiyordu. Azer şehri ahalisinin Azer Türkleri olduğu gerçeği aynı devirde yazıya alınan Tevrat için şüphesizdi. Çünkü daha kaç asır önce burada Kuteli, onun ardından da Turuk Beyli vardı. Kuteli'nin son elbeyi Trikan'dı. Sonraları Turuk adının da çeşitli biçimlerine bakarsak, onların içinde Török, Turuk, Turukmen gibi varyantları da görebiliriz. Bu bakımdan Tevrat'ta İbrahim'in babasına Terah, kahyasına ise Elazer adı verilmesi Biblia geleneğine uygun bir durumdur. Azer boy adının kendisi ise eski az boylarıyla ilgilidir. Boylarının eskiden az, kaz ve az, kas varyantlarıyla kullanılması, Azer, Hazar ve Kaspi boy adlarının Azerbaycan, Azerbaycan, horoniminin kökeniyle bağlantılı olması ve bu boyların Azerbaycan'dan çeşitli ülkelere göçü hakkında Azer halkı kitabında geniş bilgi verildiğinden burada aynı konuların üstünde tekrar durmaya gerek yoktur. Yalnız şunu hatırlatalım ki, geçen asrın 20. yıllarında bazen resmi yazılarda Azerbaycan halkı yerine Azer halkı ifadesi, Azerbaycanlı sözü yerine Azer etnonimi, Azerbaycan dili yerine Azer dili terimi kullanıyordu. 261. Azer halkının şekillenmesinde onların kuzey kolu olan Hazarların önemli bir yeri vardır. Aslında Azer ve Hazar etnonimleri aynı sözün ayrı diyaleklerde kullanılan biçimleridir. Benzer biçimde Türkmen halk geleneğinde de Azerbaycan'a Hazarbican denilmektedir. Daha sonraları da Azer halkının Akkoyunlu Karakoyunlu alt boylarının ortaya çıktığı bilinmektedir. Ancak böyle karaboy adlandırmaları, İstehri'nin yazdığına göre daha Akazar Karahazar biçiminde Hazar devrinde de vardı. Alban tarih bilimcilerin yanlış olarak Alban alfabesi olarak takdim ettiği yazıda işte bu Akazar boyunun kullandığı alfabeydi. En erken Hay kaynaklarına Koryun, Horenatsi göre Maştos Alban eline gelmiş, İncil'i gırtlak sesleriyle konuşan Gargar adlı Kıpçak boyunun diline tercüme etmek için yarı göçebe yabani Akazarların Akazur alfabesini düzenlemiştir. 262. Görüldüğü gibi burada konu, Akazarların kullandığı Göktürk runik alfabesini Gargar şivesine uyarlamaktır. Bugün kendilerini Karay diye isimlendiren Yahudi Türkleri dini törenleri Türk dilinde icra ederler ve türkülerinde Oğuz şivesinin özellikler net bir şekilde görünür. Ata bindim, sadağım var. Sadağımda üç okum var. Üçü bilen üç yat vursam. Hazar beyinden tartlığım var. İslam kaynakları İbrahim'in soyundan Kantura oğullarının Hazarlarla Horasan'da görüştüğünü belirtirler. Aslında Azer halkının Hazar diye adlandırılan boyları iki çay arasının kuzeyinde Elazığ bölgesindeki Hazar Gölü'nden ta Hazar, Kaspi denizine kadar çeşitli bölgelerde yaşıyorlardı ve bu bölgelerde Hazar yurt, Hazar şah, Hazar isimli kale, köy, yer, yurt, göl ve dağ isimleri son yıllara kadar korunmuştu. Elbelazuri'nin belirttiğine göre Şamkor şehri Büyük Boğa'nın devrinde yeniden kuruldu ve buraya Hazar ahalisi yerleşti. 263 Gebele'yi Hazar diye isimlendiren aynı tarihçinin belirttiğine göre 737'de Mirvan 40 bin Hazarı Samur-Şabran arasındaki bölgeye yerleştirdi. Bazı Türk boylarının Hazarları Sabir diye adlandırdığı El-Mesudi bilgisini dikkate alırsak ve o dönemde Aranoşirvan bölgesinde 100 bin Sabir ailesinin 500 bin Hazar yaşadığını da hatırlarsak, 264 o zaman bugünkü Azer halkının şekillenmesinde Hazar etkisinin önemini daha iyi görmüş oluruz. Hazar elinin, devletinin, merkezi Hazar denizinin kuzeybatı yakalarında bulunsa da bütün Dağıstan ve Kuzey Azerbaycan'ın büyük bir bölümü bu devletin egemenliği altında yer alıyordu. Bu bakımdan Azerbaycan'ı Hazarların memleketi diye isimlendiren Taberi haklıydı. İslam orduları Hazar Hakanlığı'nın arazilerine hücumu arttırdıkça Hazarlar inzibati merkezlerini kuzeye taşıyorlardı. İtil Hakan'ın oturduğu başkentti. Göktürk İmparatorluğu'nun terkibinde 6 asrın ortalarında ayrı bir devlet olarak şekillense de ancak 630'dan sonraki devirde bağımsız siyaset yürütme imkanı bulan Hazar Hakanlığı artık 8 asırda Avrasya'nın en büyük imparatorluğuna dönüşmüştü. Bu hakanlık ek asırda dağıldıktan sonra Moğol istilasına kadar daha ara sıra Hazar yurtlarının adına rastlanılabiliyordu. Asırdan başlayarak Bizans topraklarındaki baskılardan kaçıp Kafkas'a gelen Yahudilerin bir kısmı da Hazar yurtlarına sığınmışlardı. Vaktiyle Pers eyaletine göç ettirilen ve burada Fars diline geçen Yahudilerin büyük bir kısmı Sasaniler devrinde de Azerbaycan'ın kuzey bölgelerine yerleştirilmişti. Hazar ülkesine Yahudilerin göçü 8 ve ek asırlarda da devam etmiştir. Anlaşıldığına
ve 620'lerde Hazar hükümdarı bulan Hakan'ın Yahudi dinini kabul etmesinde bu Yahudi boylarının büyük rolü olmuştur. 8 asırda 3 metropol, Bağdat, İstanbul ve İtil güç merkezleri sayılıyordu. Birinde İslam, diğerinde ise Hristiyanlık devlet diniydi. Eğer Hazar devleti Hristiyanlığı veya İslam'ı kabul etseydi, ardından bu dini merkezlerin etkisi altına girecekti. Bu nedenle de Yahudi dinini saraya sokmakla bulan Hakan doğru bir seçim yaptı. Böylece Hazar elinde Sami İsrailoğulları ile beraber Hazar Türklerinin de önemli bir kısmı Yahudi dinine dahil oldu. Saraya yakın seçkinlerden bir bölümünün Hakan seviyesinde Yahudi dinine geçtiği bulan Hakan'ın haleflerinden olan Yosif Hakan'ın ek asırda yazdığı mektuptan anlaşılmaktadır. Tarihi kaynaklardan da şu biliniyor ki, Hazar elinde tanrıcılık ve Yahudi diniyle birlikte Hristiyan ve Müslüman Türk boyları da vardı. Göründüğü gibi, Hazar, Azer halkı daha o çağlarda toleranslı bir milletti. Mesudi'nin verdiği bilgilere göre, Hazarların ülkesine adaletli ve tehlikesiz bir muhit olduğu için çok sayıda Müslüman, tacir ve sanatkar gelip yerleşmişti. Burada sinagoglar, camiler ve kiliseler vardı. Aynı çağlarda başka ülkelerle karşılaştırıldığında, Hazar ülkesindeki tolerans, çeşitli inançlara sahip, farklı dinlere inanan insanların birlikte yaşama uygarlığının bariz bir numunesiydi. Batı Avrupa'da fanatizmin, nadanlığın ve anarşinin boy gösterdiği çağlarda, Hazar Hakanlığı adaletli ve hoşgörülü yönetimiyle övünebilirdi. 265. İbn Fadlan'a göre, Hazarların baş şehrinde Müslüman toplumuna liderlik eden kişi Huz boyundandı. 266 Hazar elinde paralı. Askerlerin çoğu Müslüman Harezm Türklerinden olduğu için, İslam dini orduda etkili ve yönlendirici bir konuma yükselmişti. Hazarların içinde Hristiyanlığı yayanlar aslında Albanya'daki Hristiyan Türklerdi ve bunların başında Grigor gibi Arsak, Hart soyundan olanlar gelir. Ne kalan katlı Alban tarihinde bu konuya geniş yer verir. Eski Hay kaynaklarında şu sözler, Grigor'un dilinden söylenmektedir. Tanrı karşısında insanı yücelten soyunun şöhreti değil, iyi amellerinin şöhretidir. İbrahim'in neslinden Arşak, Arsak soyu ve boylarının şöhretinin Pers ülkesinde olduğu gibi Ermeniye'de deşi yoktur. Ve sadece bizdekiler değil, bütün başka halkların hükümdarları Tanrı'nın buyurduğu gibi ondan türeyenlerdir. 267. Ermeniye ve Albanya'da Hristiyanlığı yayan Grigor'un babası, Anak Bey'in soyunu incelerken onun mensup olduğu halkın, Partların İbrahim soyundan geldiğini belirten M. Horenatsi'nin ve Asır yazdığına göre İbrahim, Sara öldükten sonra evlendi. Kettura'dan doğan oğlu Emran'ı kardeşleri ile doğuya gönderdi. İşte Partlar onlardan türemişlerdir. 268 Aziz Grigor'un, Cercis'in mezarı Azerbaycan'da halen ziyaret yerlerindendir. Azer halkı İslam'ı kabul ettikten sonra da diğer semavi dinlere saygıyla yaklaşıp hoşgörü anlayışını korumuştur. Bu anlayışın devam etmesinde Tanrı'nın son elçisine gönderdiği vahiylerin etkisi vardı. Şüphesiz iman edenler, Yahudilerden, Hristiyanlardan ve Sabilerden de Allah'a ve ahiret gününe inanıp, salih amel işleyenler için Rableri katında mükafatlar vardır. Onlar için herhangi bir korku yoktur, onlar üzüntü çekmeyeceklerdir. 269. Ön Asya'da oluşmuş bazı mitik rivayetlerin Azerbaycan'la ilgili olması dikkat çekicidir. Özellikle peygamberlerden Hızır ve Musa'ya ait rivayetlerde eski Azerbaycan bölgeleri yad edilir. Şirvan'a yakın olan Bacervan şehrinden bahseden Yakut Hemevi'nin belirttiğine göre, Hızır peygamber tarafından bulunan hayat, suyu, Ab-ı Hayat buradadır ve bazılarına göre Hızır ile Musa'dan yemek isteyenler de bu köyün sakinleriydi. 270 Hızır'daki Hızır pirinin tarihi köklerinin öğrenilmesi bu bakımdan ilginç olurdu. Bakara Suresi 62, Yahudi kelimesi, buzağıya tapmaktan tevbe ettikleri vakit, İsrailoğullarına takılmış bir addır. Bir rivayete göre de Hazreti Yakub'un en büyük oğlu Yahuzi'ye nispet edilmiştir. Nasarı, Hazreti İsa'nın indiği Nasıra kasabasına nispettir, diyenler vardır. Bir rivayete göre Hazreti İsa'nın İlyimlin 52, Saf 14. yetlerinde, geçen Men Ensari İlallah sözünden alınmıştır. Sabiler hakkında çeşitli rivayetler vardır. Bir görüşe göre, Hazreti İbrahim'in dinini devam ettiren eski bir topluluk idi. Müfessirlerin bazıları da Sabiliğin Yahudilikle Hristiyanlık arasında tevhidci bir din olduğunu belirtmişlerdir. Bazı yeni araştırmacılar ise, Sabilerin Bibil'de yaşayan ve yarı Hristiyan olan bir mezhep müntesibi olduklarını ve Hazreti Yahya'nın Tibilerine benzediklerini ifade etmişlerdir.
daha önce İbrahim soyunda İbrahim'e kadar olan şeceredeki adlardan bahsettik. Şimdi ise İbrahim'den sonraki adlar üzerinde duralım. İbrahim oğullarının Yahudi, Beni İsrail ve Arap, Beni İsmail soyları hakkında çeşitli rivayetler yaygın olsa da, üçüncü hanımı Kantura'dan doğan oğullarından, Beni Kantura soyundan ek bahsedilmez. Görüldüğü gibi, bu Türk soyuna pek sahip çıkan yoktur. Halbuki kaynaklar onlar hakkında yeteri kadar bilgi belge sunmaktadır. Kaynakların Gantura, Kantura, Hetturu, Ketura şeklinde belirttiği Kantura adına ve Kedar, Kedarit isimli soyların kimliğine ışık tutan belgelere bakacak olursak, Kantura'nın soyundan gelenlerin arasında da Türk adı taşıyan Yemran, Zimran, Yokşan, Yeşbak, Eldak ve B görmemiz mümkündür. Biblia da Kantura soyundan gelenler hakkında denir. İbrahim'in cariyesi Ketura'nın oğulları Zimran, Yokşan, Medan, Midyan, Madyan, Yeşbak, İşbak, Şuah, Yokşan'ın oğulları Şeba, Dedan, Midyan'ın oğulları Eyfa, Efer, Hanok, Abida, Eda, Eldak. Bunların hepsi Kentura oğullarıdır, soyudur. 271. Dede Korkut boylarında adı geçen Kanturalı, Kanturalı. Bey hakkında ise şöyle denilir, Oğuz zamanında Kalı Koca. Derler idi bir Gürbüz er varıdı, yetişmiş bir Cılasın oğlu varıdı. Adına, Kanturalı derler idi. Burada Kanturalı'nın babası Kalı Koca'nın soyu Kalı. Kanglı, boyu, yani arabayı, Kanı'yı icat eden arabalı, Kanılı. Oğuz boyu ile ilişkilidir. Azerbaycan'a ilk gelen Araplar buradaki Türk boylarına Benu Kantura demişlerdir. 273 Haydilli kaynaklarda Yahudi geleneğine uygun olarak Alban boylarını Ketur, Hetturu soyu ile ilişkilendirmişlerdir. 274 Yevsevi, kronolojisinde Avram'dan 1766 yıl sonra Partlar Makedonlardan ayrıldı ve onlardan Arşak. Neo 250 hükümdar oldu, Arşaklar sülalesi onlardan türedi diye yazar. 275 bu bilgiyi tekrar eden ve Horenatsi buna ilave olarak Arsaklar, Arşakidler, Part boyundan, onlar da Avram soyundan olan Hetturu, Kantura, oğlu Yemran'dan türemişlerdir diye kaydeder. Babil Sesli Kütüphane, daha fazla içerik görmek ister misiniz? Babil Sesli Kütüphane'ye abone olarak ve beğendiğiniz içeriklere yorum yaparak bize destek olabilirsiniz.